Herkese merhaba. Biz bugün Prag'a gidiyoruz. Bugün saat 4 gibi işi bitirdik. Hemen yola koyulduk. Prag bize aslında 3,5 saat uzaklıkta. Çok uzak değil. Cuma günü de takım etkinliğimiz var. Yeni insanlarla tanışıp hep beraber bazı etkinlikler yapacağız. Öyle, çok heyecanlıyım. Mario daha önce orada staj yapıyordu Erasmus zamanında. Onu ziyaret ediyordum. Orada yaşıyordu. O zamanlar orada bayağı bir kalma fırsatım olmuştu. Ondan önce de ziyaret etmiştim. Ama ilk defa aslında yaz ayında ziyaret ediyorum. O yüzden yazın nasıl oluyor bilmiyorum. Prag benim için genelde kasvetli bir şehir. Kasvetli bir havası var ve ben genelde hep yağmurluyken denk geldim. O yüzden belki bu sefer daha çok seveceğim Prag'ı. Herkese günaydın. Şu an random Türkçe kelime atma evresindeyiz. Organizasyonunu biraz bozdum ama otel odasına girdiğimizde bize böyle bir şarap hediye ettiklerini gördüm. Onun dışında böyle bir kartpostal var hediye olarak. We are lucky that the room is quite big. Şimdi hoş geldiniz içeceğini bitirdikten sonra biraz dışarı çıktık sokakları keşfetmek için. Prag'ın 7. bölgesindeymişiz. Malinini, what was it? Malinini bölgesindeymişiz Prag'ın. Az önce dışarı çıktık ve 40-45 dakika kadar bir yürüdük. Ve dışarıda kendimize göre hiçbir yer bulamadık. Her yer 10-11 gibi kapatıyordu. Ve ben son anda böyle bir yer gördüm. Bir baktım Türkçe. Türkçe görünce ama bak burada giriş yazıyor dedim. Sadece Türkçe değil bu arada, her dilde giriş yazmışlar. İçeri bir gireyim dedim. Bayağı böyle labirent gibi dolaştık, girdik. Ve dolaştığımız 5-6 bardan çok daha güzel çıktı. Herkese günaydın. Bugün otel odasından çalışıyorum. İlk defa buraya ofisimi kurdum. Hatta size de göstereyim nasıl kurduğumu. Mario'nun katlanabilir ya da taşınabilir monitörünü çaldım. Kendi bilgisayarımda burada bu şekilde. Kendi ofisimden hiçbir farkı olmadı. Masayı böyle ortaya çektim ki prize yakın olayım. Şimdi toplantılarım var. Onlara gireceğim. Biraz çalışacağım. Hatta yoğun geçecek bile. Ama sonrasında şehre inip şehri biraz gezeceğiz. Dün çünkü geç geldiğimiz için gezememiştik. Bu arada sabah kahvaltıya gittik ve kahvaltı güzeldi. Açık büfe vardı. Ama tabaklar yani şöyle çay bardağından hafif biraz daha büyük. Hani fazla alıp yemeyenler oluyor ya, onu önlemek için sanırım minicik yapmışlar tabakları. Ve aslında işe yarıyordu da. İnsanlar yani çok almıyordu. En azından bir 5 restoran gezdik ve tüm restoranlar doluydu. Sonrasında da ya baget ya da Subway alalım diye düşündük. Baget Boulevard diye bir yere geldik. Şimdi Panorama Cafe denilen yere geldik. Prosecco sipariş ettik. Otele geldiğimizde bize kupon vermişlerdi demiştim. Orası, burası oluyor.
Manzaranın tadını çıkardık. Daha sonrasında Panorama Kafe'nin otelinin içini inceledik ve merdivenlerden indik. Ne yapsak diye konuşuyorduk. Tesadüfen bira tadımı yapabileceğimiz ve 100 mililitre başına sabit bir ücret ödenen yere geldik. Ben bira pek sevmem ama yurt dışında, özellikle de Çek Cumhuriyeti'nde denemeden olmazdı. O yüzden yeşil bira ve zencefilli bira denedim. Geldik ama çok yorgunum. Böyle bir yorgunluk yok. Direkt uyumak istiyorum şu an. Günaydın. Bugün kıyafet olarak basit bir tişört giydim. Bu şekilde pantolon, ayakkabılarım. Ben izinliydim. Mario öğlene kadar ofiste olduğu için tek başıma öğlene kadar zamanım vardı. Ben de bir kafeye gelip güzel bir kahvaltı yaptım, kahve içtim. Sonrasında da toplu taşımayı kullanıp şehir merkezine geldim. Biraz dolaştım, mağazalara girdim, dışarıda oturdum. Kendime katlanabilir yelpaze aldım. Niye? Çünkü böyle hafif bir şeye çok ihtiyacım vardı. Yaz ayında aşırı iyi oluyor. İnternetim gitti, internetim yok. Ve numaramda başka ülke numarası olduğu için arama yapılamıyor. Hem dışarıdan hem de buradan. O yüzden şimdi onu ayarlamaya çalışacağım. Bu noktada seslendirmeye geçiyorum. Çünkü şu gördüğünüz portakal suyu soda karışımını içtikten sonra soğuk olmasından dolayı başıma bir ağrı girdi. Pek aç olmadığım ama atıştırmak istediğim için bu smoothie kasesini aldım. Fakat yolda acıkacağımı bildiğim için de marketten bir sandviç ve meyve almak istedik. Sonrasında toplu taşımayı kullanıp bizi otelin yanında bekleyen arabamıza döndük ve Praha'nın 100 km uzağında bulunan bir köye doğru yola çıktık. Yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaydı. Yolun yarısında bir yerde mola verip aldığımız sandviçleri ve karpuzları yedik. Daha sonrasında takım etkinliğimizin olacağı köye ve eve geldik. Ev 4 katlıydı ve çok büyüktü. Bir sürü odası vardı. Henüz diğerleri gelmemişti. Biz de tüm odaları gezip çatı katını seçtik. Çünkü hem en az gürültü alan oda oydu ve göle çok güzel bir manzarası vardı. Yanında banyosu da vardı. Herkesle tanıştıktan sonra kaynaşmak için farklı oyunlar oynadık. Aynı zamanda buz hokeyi de izledik. Sonrasında barbekü hazırlandı, sebzeler kesildi. Ben pek aç değildim, özellikle de akşamüstü et ağır gelir diye sadece tavuk yedim. Bu akşamı da böyle geçirdik, çok keyif aldım. Sonrasında sabah oldu, basit bir kahvaltı hazırladık hep beraber. Çok ilgimi çeken bir şey oldu. Herkes yumurtasına ketçap sıkmaya başladı. Mario dahil. Eşyalarımızı toplayıp gitmeye hazırlanırken Mario ve ben camdan ayı gördüğümüzü sandık. Ama aslında çok büyük siyah bir köpekmiş. Şimdi yavaş yavaş yola çıktık. Eve dönüyoruz. Gözlerimizden ikimizin de yorgunluk akıyor. Yollar bu arada çok kötü, sallanmaktan yine içim çıktı. Sabah kahvesi içemedik, önümüze benzinlik çıkarsa bir kahve içeceğiz. Ve öğle yemeği için de Ikea'ya denk gelirsek, öğle yemeğini de Ikea'da yiyeceğiz. Benim için güzel bir deneyimdi. Kaldığımız ev çok ama çok büyüktü. Yaptığımız şeyler güzeldi. Yeni insanlarla tanışmış oldum. Burada vlogumun devamı olarak yemekleri çekiyordum. Ne oldu bilmiyorum ama bazı bakışlar aldım.
Onları da paylaşmak istedim. Daha sonrasında etrafa biraz dolaştık, odalara baktık. Ben birkaç cam kase aldım çünkü yemek planlaması yaptığımda kase ihtiyacım oluyordu. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.